Nazım Hikmet'in önce komünist olup sonrasında Kemalizme alkış tutması, eşlerinin kucağında bebeği terk edip başka kadınlarla aşk ve meşk içinde hayatını sürdürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İki ayrı soru. Kemalizme alkış tutması diye bir şey aslında pek o kadar yok. Şu var. Kuvayi Milliye Destanı'nı yazdı. Çünkü çok ağır baskı altındaydı. Türkiye'de 1920'lerde ve 30'ların başında şairler ve yazarlar rejimin çok şiddetli psikolojik baskısı altında yaşadılar. Onlara bir ikilem sunuldu. Ya rejimin askerleri olacaksınız. Yani yeni kurulan, yeni Türkiye'nin kurucu kadroları olacaksınız. Onun ideolojisini, onun marşlarını, şiirlerini, onun dinini inşa edeceksiniz. Böyle yaparsanız size tüm kapılar açılır. Yani maaş alırsınız, geçinirsiniz, milletvekili seçilirsiniz, elçi olursunuz. Bunu yapmaz iseniz şayet hayatı size zindan ederiz. Şimdi unutmayın ki o dönemde Türkiye'de devlet dışında geçimini sağlamak çok zor. İmkansıza yakın bir şey. Yani devlet memuru olacaksın. Ya da devletin verdiği bir takım görevleri üstleneceksin. Şeker fabrikası yönetim kuruluna geleceksin mesela. Şey gibi, Ahmet Haşim gibi. Yahut Tiran başkonsolosu atanacaksın. Öyle anlaşılıyor ki özellikle 1920'li yıllarda, 27'de, 28'de resmen şairlere ısmarlanmış. Yani şu şöyle yazılacak. 8 kıtalık bir şiir yazarsan eğer 5. ve 6. kıtalarda Atatürk'ün bir peygamberden daha büyük ve Tanrı'ya yakın olduğu söylenecek. Fakat doğrudan doğruya Tanrı ol veya peygamberlik atfedilmeyecek gibi ile yetineceksiniz gibi talimatlar verilmiş. Uzun süre Nazım Hikmet bu şeyden uzak kalmış. Yani mimli bir komünist olarak, örgütlü bir komünist olarak rejime tehlikeli bir potansiyel muhalif görünümünü vermiş. Sonra Kuvayi Milliye Destanı'nı yazması besbelli bir şeydir. Teslim oluştur. Ve çok ölçülü yapmıştır. Yani o dönemin şartları içinde düşündüğünüzde Kuvayi Milliye Destanı iyi şiirdir. Çok iyi şiirdir. Yani çok güzel bir eserdir. İkincisi rejimi överken işin bokunu çıkarmaz. Yani ölçüyü kaçırmaz. Bu böyle düşünmek lazım. Ve ona rağmen biliyorsunuz saçma sapan uyduruk kıydırık bir gerekçeyle aslında sadece devlet başkanı yeterince övmediği için ömür boyu hapse mahkum edildi. 28 yıl hapse mahkum edildi ve yıllarca hapis süründü. Kaç sene? 37, 36 mıydı hapse girişi? 36'dan 51'e kadar 15 sene hapis yaşadı. Bu da yani başka bir bilgiye ihtiyaç yok. Tek parti rejiminin bir felaket olduğunu, bir aşağılık bir polis devleti, bir terör devleti olduğunu kanıtlamak için bundan başka bir bilgiye gerek yok. Yani Nazım Hikmet gibi memleketin bir tane düzgün şairi var, bir tane, iki tane yok, bir tane düzgün şairi var. Prensip olarak rejime karşı olmayan, Kuvayi Milliye Hareketi'ni, milli mücadeleyi bir devrim gibi gören ve bu derece yani böyle birini dahi rejim devlet başkanına dansözlük etmedi diye, devlet başkanına kıçını oynatmadı diye ömür boyu hapse mahkum ediyor.